Bir günüm dahi kalsa alacağım, hak haktır. Maaş karşılığı yapılıyor bunlar. 8 ayı maaşına karşılık buradan iaşelerini karşılıyorlar. Kapatılan makro marketten usulsüz bir şekilde işten çıkarıldıklarını iddia eden market çalışanları bugün kurumun 100. yıl bulvarı üzerindeki mağazasındaydılar. Şimdi gördüğünüz gibi yine makro tabelasının altında Taze firmasının önündeyiz. Bugünkü toplanmanın sebebi şu: Taze firması kaçıp gidiyor, giderken buradaki içerideki insanlara maaş ödemiyor. Bunun karşılığında arkadaşlara diyor ki size maaşınızın karşılığında alışveriş yaptıralım. Ve alışverişler kar marjı üzerinden bir müşteriye verilir gibi veriliyor. Kapanan marketin kendilerine nakit ödeme yapamadığını ve bu yüzden alacakları kadar market alışverişi yaptıklarını ileri süren çalışanlar bu durumun kendilerini tatmin etmediğini söylediler. Kasım ayı itibariyle almamız gereken miktarımız neyse mağazamızlarımıza bildirilmiş, onun miktarında alışveriş yapmamız isteniyor. Benim de limitime düşen neyse mağaza müdürümüz bilgi verdi. O konuyu bu şekilde karşılamamız gerekiyormuş. Nakit para yok. Ama bizim hakkımız bu mu? Biz sadece bunun için çalışıyoruz. Çocuğumuz var, okuyor. Taksitimiz var, ödememiz gerekiyor. Elektrik, su, doğalgaz. Kasım ayın maaşlarımız yatmadı. O yüzden alışveriş yapmak istiyoruz. İçeride kalmasın, bizde kalsın diye yani. Nasıl, memnun etti mi? Hayır, hiç memnun etmedi. Ne olmalı sizce? Buradan aldığınız kuru gıdalarla, bakliyatlarla kira ödemesi nasıl yapacaksınız? Yapamaz ki. Yapamıyoruz ki. Kaldı. Elimiz kolumuz bağlı bir şekilde alışveriş yapıyoruz. Adamın en az 1600 lira alacağı varken bugün aldığı ürünler kar marjıyla veriliyor ona. Bu bir. Bir ikincisi, bu adam tamam, hadi bu akşam tenceresini buradaki aldığı imkanlarla gıdayla kaynattı. Peki bu adam ötesinde kirasını nasıl verecek? Muz götürecek, maydanoz. Ertesi gün bankaya kredisini nasıl verecek? Şu anki girişim çözüm müdür? Benim kiram var, ödemelerim var, kredi kartı borcum var. Yani mecburlukla alışveriş yapıyoruz. Normalde maaşının karşılığı nakit olarak verilmiyor. Çünkü insanlar kredileri var, borçları var, elektrikleri var, suları var. Kimse gidip de TEDAŞ'a veya Saski'ye al kardeşim sana 3 kilo pirinç, 5 kilo şeker diyemeyecek. Dolayısıyla herkesin paraya ihtiyacı olduğu için şu anda herkes mağdur. Yani bir nebze kendilerini rahatlatmaya, kendilerini kurtarmaya çalışıyor şu anda karşılığında.